Efendim herkese yeniden merhabalar. Bu videodaki konuğumuz Fransız hafif tankı AMX 13 105. Bu arkadaş yani hafif tank olmasına rağmen yüksek hasar kabiliyeti sayesinde bir hafif tanktan ziyade orta tanka yakın bir performans gösterebiliyor maç içinde. Bir Manticore, EBR, EBR 105 gibi olmasa da onların tam olarak onların sınıfında bir hafif tank olduğunu söyleyemeyiz. Bu daha çok şarjörü boşaltıp hasar atma derdinde. Aha. Sen ne güzel geldin buraya ya. Bir öl de bakayım. Neyse bir şey anlatacağız. Anlattırmadılar. O da öldü neyse. Güzel. Ya işte bunları yapabiliyor bu arkadaş. Ama spot işini yapmak biraz zor bu tankla. Çünkü yeterince hızlı değil. Özellikle şu anki metada EBA gibi tanklar var. Çok hızlı bunlar. Spot işini siz bence onlara devredin. Bu tankta daha çok avlamaya çalışın rakip oyuncuları. Bunu yaptığınızda maçlarda çok etkili bir performans ortaya koyabiliyorlar. Bu arada bir spot yaptık. Ama adam kaçtı. Atmak istemedim. Hem riskli bir atış olacak, hem benim burada olduğumu bilebilecek, hem de başkaları beni vurabilir. Duruş pozisyonumuzu değiştirirsek belki daha avantajlı olabiliriz. Ama bir daha gelmez bence. Bunun arkasını önünü dönmeniz çok önemli. İki taraftan da her türlü vuruluyor zaten. Rocket de ilerlemiş. Biz de buradan bir ilerleme deneyelim. Her türlü atışıyor ama öbür türlü döndüğünüzde kaçma ihtimaliniz daha kolay. Onu demeye çalışıyorum yani. Beni görmeden acaba gelebilir miyim? TTV'ye bir güzel şarjör boşaltabiliriz. Daha çok orta tank gibi oynuyorum yani gördüğünüz üzere. Gidip yakalayıp hasar atma derdindeyim tamamen. Şöyle bakın. Bir tane de buna yapma be. Kötü bir atış oldu. Bayağı bir spotta yaptık ha. Ama maalesef bizim arkadaş öldü. Şu Manticore'u düşüreydik güzel olurdu aslında ama. Neyse. Biraz geride duralım da. Obje 140 belki zorlayabilir. Hoppa. Bunu görebiliyor muyum? Hayır. Abi üzerine gidelim bence. Hazır atış da yaptı. Manticore da onu savunmaya gelmeden bir vuralım kaçalım. Zaten bir mermilik canı var. 140 da oraya geliyor. Keşke gelmeseydin ya. Es. Topçu aldı zaten onu da. Güzel. Şimdi bütün oyuncular neredeyse spotlanmış durumda rakip takımda ama Manticore'un nerede olduğunu bilmiyoruz. İşte 140 çok güzel. Bravo. Önden böyle giderse bana oyun açar. Ben de ilerlemeyi denerim. Çünkü öne atlarsam öleceğim muhtemelen. Yani can kalmadı abi. Tankın canı kalmadı. Pili bitti. Diyerek güvenli bir oyun oynama derdimiz var. Bunlar beni spotladı. Güzel. Ama bir kişiymiş pardon. Manticore'u bir arkadaşımız vursa ne güzel olur değil mi? Benim avantajım devam ediyor bakın. O beni 2 saniye eksik görüyor. Ben onu 2 saniye fazla görüyorum. Bu güzel bir özellik. Değiştirilebilir. Donanımları bu maçtan sonra anlatayım size. Sonra bir maç daha yaparız. Bu maç bitti artık. Çok bir şey yapamadan da. Ah işte buranın böyle bir sıkıntısı var şimdi. Git gidebiliyorsan. Buradan düşersek ölür müyüz? Bulmak zor ama. O öbürünü bulmak da zor. Yandan yakalarsak vururuz da. AMX 50B. Şarjörü yerinde. Şansımızı deneyelim bakalım. Şarjörü yüklüyorum ama çok. Yani bir tane fazla atış yapacaktım yüklemeseydim. Risk aldık. Belki bunu komple boşaltma şansım olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok artık. Abi ne oluyor? Pink uçtu. Hemşerim. Hayırdır? 1 fırsat bulsak diyorum ya. Bunlar beni korur mu acaba? Bir hata yapmazlarsa. Tamam. Atla atla atla. Ha. Aa, yanlış yere sıktık. Tüh. Geç hadi, geç geç geç. Zırhlı yerine attık, iyi mi? Neyse. Son anlarda burada fırsatı değerlendirip 2.6K'ya çıkardık hasarı. Yani daha fazla hasar verirsin tankla tabi. Yani şu müthiş bir şey değil de. 50M tankın en zayıf yanı yan tarafı abi. Vallahi ben aldım. Güzel. Yanlışlıkla çarptım bu arada. Arada bir hasar da yedim de. 196 bakın, dokundum tanka sadece. Ve 196 hasar yedim. Daha ne olsun. Böyle aşağı yukarı oyunları böyle oynuyor bu tank. Ama buna ne kadar kasarsan kas. Ben uğraştım. Belki komutanlar daha yetenekli olsa bilmiyorum fark eder mi? Biraz daha fark eder ama 500 metreyi zar zor geçti. Şey, spot açısından. Maksimum mesafede. Lan ben Patton'da 500'ü buluyorum zaten. Yani aktif spot yapmak biraz zor. Biraz daha fazla çıksa şöyle 600 falan olsa güzel spot yapılır da. Onun dışında risk gibi geliyor bana. İyi. İyi, performansı beğenmiş. Bakın şimdi bu donanımı kullanıyorum. 2 saniye fazla görüyorum düşmanı. Benim spotladığım, yani daha doğrusu spotladığım değil de benim görüş alanımda olan tankları spotlandıktan sonra onlar 2 saniye daha görebiliyorum fazladan. Ve benim tankım spotlandıktan sonra da 2 saniye daha erken spotum düşüyor. Yani 8 saniye gibi bir sürede düşüyor. Bir de ekstra katkı da alınca onu tekrar düşürebiliyorduk değil mi? O gerçi artışla var. Pardon. Belirlenmiş hedefte ben arttırabiliyorum sadece. Yani oradan da kaç saniye geliyordu? 2 saniye de oradan mı geliyordu? Neydi bu? Ha, 2 saniye daha. Yani ben toplamda 4 saniye fazla görüyorum düşman oyuncularını. Bu da benim için müthiş bir avantaj. Bunun yanında düşey stabilizasyon var. Çünkü bu tankın hareket etmesi halinde topu çok fazla dağılıyor. Yani şu 0.39'dan daha da fazla dağılıyor hareket ettiğinde. Sonra o 0.39'a kadar iniyor. Bunu biraz dengelemek için işte bu hareketli olduğunuzda hedefleri vurabilmek adına bunu taktım. Düşey stabilizasyon. Böyle ani geçişlerde falan, dönüşlerde vuruşumu kolaylaştırsın diye derdim var. Aslında pasif spot yapma derdim var aktiften ziyade. Buraya teleskopik dürbün konulabilir. Ben de önceden buradaydı. Değiştiriyorum sürekli. Belki hatalı da olabilir. Farklı da seçimler olabilir. Yani bu konuda optimize etmedim tankı. Şu an böyle oynuyorum. Yarın başka türlü de oynayabilirim. Ve bu ne ay sınaması? Bu ne lan? Ay sınaması nereden çıktı? Neyse.